Gülşen abi, yani bizim abinin derdime bir çare. İçimi döktüm, kendimi yazdım, postaladım sana. Ateşin bulunuşundan sonra en büyük olay bu. İlk kez atlattım. Anne olamaz. Pazar için olamaz diye bir şey olamaz. Bu ballı tereyağlı ekmeği yemeler işe gidemezsin. Aa, ne var orada? Uzaylı. Kaçın. Onu bir kere yutarım, bir daha yutmam. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Niye şunu yememekte ısrar ediyorsun? Hani bir işiten duyan olsa sana zehir yediriyorum zannedecek. Zehir? Çok evet. Güzel fikir. Bundan sonra böyle durumlar için yanımda zehirli bir yüzük taşımalıyım. Anne. Ne olur yapma, gazetedeki herkese rezil oldum. 17 yaşıma kadar ağzımda yalancı emzikle gezdirdin beni. Şu diye. Anne, 26 yaşıma kadar bebem bisküvisiyle besledin beni. Yaşıtlarım rakı içip çiğ köfte yiyip haydari yerken ben üzerinde öpme beni yazan önlükle yemek yiyordum. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Sen böyle yaparsan ben içeri gidip başkalarının dertlerini nasıl dinleyebilirim? Abidin Bey, böyle bir anneniz olduğu için çok şanslısınız. Lütfen bana verin hanımefendi, ben onu yedirim. Rahatlıkla gidebilirsin. Çok teşekkür ederim. Hakiki çam balıdır. Konuştuklarınızı duydum. Sen ne kadar huysuz bir çocuksun ya. Annene çok kötü davranıyorsun. Asım Bey, ben 40 yaşıma merdiven... Söz! Çok küçükken annem ölmüş. Yetiştirme yurdumda büyüdüm ben. Karnımız doymayınca yurttan kaçar, yakındaki bir ormana giderdik. Orada arkadaşlarla bir geyik bulur, üzerine atlar, dişlerimizle parçalayarak yerdik onu. Ciddi misiniz? Korkunç bir şey bu. Tam böyle olmasa da yani buna benzer yokluklar yaşadık. Onun için annenin kıymetini bil. Hadi bakalım, ye şunu. Yemiyor musun? Pekala. O halde ben yerim. Hadi. Buyurun. Buyurun efendim. Daha geçti. Nerede kaldı bu? İşim de var. Canım onu beklemen şart mı? Sonra gelirsin. Olmaz. Hayat Mehmet meselesi. Evlenebilmemiz için bir umut doğdu. Aa, buna sevindim. Yalnız ona Hayat Mehmet meselesi denmez. Hayat Memat meselesi denir. Memat mı? O da evet. Ne demek? Mehmet daha anlamlı. Canım bu bir deyim. Ne bileyim öyle söylemişler işte. Merhaba Akrep. Merhaba Yelkovan. Yine ben. Son gördüğümden bu yana 47 saniye daha ilerlemişsiniz. Abidin abiniz de hala ortalarda yok. Hah, geldi işte. Abi evlenmeniz için bir umut doğmuş. Ne? Ah! Sana ne oluyor be? Bunu söyleyebilmek için tam 18 saattir heyecan içinde yaşıyorum. Söylemiyorum işte. Evlenmiyorum da. Ne oluyor? Kim evleniyor? Kiminle evleniyor? Evlenmek nedir? Dinle. Dün akşam babamla konuştum. Evlenmemize izin verebileceğini söyledi ama bir şartla. İnanamıyorum. Annemi atlattığımı sandığımdan beri, sabahtan beri başıma gelen en büyük ikinci olay bu. Arkadaşlar, yakın çağ bitti. Yeni bir çağ başlıyor. Dinle. Ben yenebilir kadın peruklarıyla ilgili bir haber yapmak için birazdan çıkıyorum. Babam her an buraya gelebilir. E gelsin. Yenilebilir kadın peruğu mu? Gerçekten yeniyor mu? Yok canım. Ama birinin canı çeker de yemek isterse kim karışabilir? Her neyse. Babam aniden buraya gelecek. Odanın kapısını açıp senin normal biri gibi olup olmadığını kontrol edecekmiş. Normal davran, tamam mı? Uyusun gelsin. Batman'dan sonra en normal adam benim.
O eski olayı hala unutmadı değil mi? Nasıl unutabilir ki Abidin'cim? Seni tanıştırmak için odaya girdiğimizde sen telefonda kadın sesi çıkararak konuşuyordun. Oğlu Abdullah'cığım, tamam Abdullah'cığım diye. Hangi baba kızını evlendireceği adamı ilk gördüğünde böyle bir olaya şahit olur? Peki ne yapsaydım? Çocuk bunalımda gazeteyi aramış. İlle de Gülşen ablayla görüşeceğim diye. Buyurun ben Gülşen abla. Dertleriniz için buradayım. Çocuk bunalımdan kurtulur mu sanıyorsun? Her neyse ben çıkıyorum. Sen normal biri gibi davran, tamam mı? Kusura bakma ama abi. Sizin evlenme işine hiç aklım ermiyor. Yani ikiniz de kocaman insanlarsınız. Evlenmek için Sevda ablanın babasından izin almak zorunda mısınız? İki tane şahit ayarlarsın, bir tane nikah memuru. Oldu bitti. Ayrıca yasalar sizden yana abi. Yasalar bizden yana da gelenek görenek diye bir şey var oğlum. Adam bizim babamız. Üstelik de yalnız. Niye kalbini kıralım ki? Ayrıca çok önemsiz bir ayrıntı da var. 140 metrekarelik boş bir dairesi var. Evlenirsek üzerimize yapacak. Aman canım. Maaşımızın biri kiraya gidiverir. Kim evet, olur? Evet. Neyse bugünkü mektuplara geçeyim mi abi şöyle? Geç. Peki. Bu mektup bir delikanlıdan abi. Bu delikanlının bakıştığı bir kız varmış. Hı. Bu delikanlı evin zemin katında oturuyormuş. Kızsa karşı apartmanın 9. katında oturuyormuş. Bizim delikanlı kıza bakarken böyle boynu tutulmuş. Ayrıca burada diyor ki omurilik soğanım ezildi diyor. Hı. Kafası öyle yukarı bakar durumda kalmış. Bu yüzden de sadece basketbolcularla arkadaşlık edebiliyormuş. Ha bu arada kız başka biriyle sözlenmiş. Bu mektubu yere oturup masanın üzerini alttan kullanarak yazabildiğini, bundan sonra ne yapması gerektiğini sana soruyor ben. Uzaya meraklı bir kızla tanışsın. Uçan daireleri ilk bu göreceği için kıza cazip gelebilir. Evet, bu mektupta bir futbolcudan. Canımdan çok sevdiğim melek kalpli Gülşen ablacığım. Bana diye. Ablacığım, adım Kamil ve golcü bir futbolcuyum. Daha doğrusu golcüyü dün. 10 haftadan beri kendi kaleme attığım 2 golü saymazsam rakip filelere bir gol dahi atamadım. Aldığım transfer parasını hak etmiyorum. Gerçi kulüpte bana henüz bir şey demiyorlar ama geçen gün yöneticilerden birinin cüzdanımı karıştırırken gördüm. Ayrıca başkanımızın da antrenöre beni satarlarsa karşılığında kaç tane mandal alabileceklerini sorduğunu duydum. Ha, ablacığım çok kötüyüm. Yaşamamın bir anlamı kalmadı. Bu haftaki maçta da gol atamazsam çok kötü şeyler olacak. Bana yeni bir forma aldıklarını öğrendim. Önce sevinmiştim ama bu formanın sırtına numarasız olacakmış. Takıma girecek her futbolcunun bir numarası olması gerektiği düşünülürse bunun anlamı çok açık. Yediğimdeki futbolcuyu benim formalarımı okşarken yakaladım zaten. Bana bir akıl ver ablacığım, ne olur. Bu haftaki maç benim son şansım. Vaktini aldım Gülşen ablacığım. Ellerinden öper, saygılarımı sunarım. Ha ablacığım, unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Şeyi söyleyecektim. Neyi söyleyecektim? Hay Allah unuttum. Neyse cevabını acele yaz olur mu? Ya bu çocuğun durumu çok kötü. Bu mektupla falan hallolacak bir iş değil. Ben de öyle düşünmüştüm ama ne yapabiliriz ki abi? Ya bütün şartlar aleyhinde. Bu moralle değil gol atmak kramponlarını bile bağlayamaz. Hayatta en kötü şey insanın geçinmek zorunda olduğu işi yapamamasıdır. Biliyor musun benim de başıma gelmişti. Kütüphanenin en üst rafından felsefe ansiklopedisinin 5. cildi kafama düşmüştü. İyilik merkezim zarar görmüştü. Ha hatırlıyorum. O ara gelen bütün mektuplara bana ne diye cevap veriyordun. Neyse ki doktor kafama 6. cildi atarak ters bir şokla düzelmemi sağlamıştı. Neyse ne yapalım? Bir şey yapalım. Aklıma hiçbir çare gelmiyor abi. Ha keşke bu haftaki rakip takımın kalecisi ben olsaydım. Dur bakayım ne dedin? Ha keşke dedim. Tamam tamam tekrar etmene gerek yok. Bulduk işte. Bu haftaki rakip... Ha anladım. Tanıyorum ben o çocuğu. Adı Hüseyin. Hemen koş Hüseyin'i buraya getir. Ondan sonrası ikna kabiliyetimize ve ne kadar duygu sömürüsü yapabileceğimize bağlı. Koş. Ben de Kamil'e bir mektup yazayım ve yarınki gazetede çıksın. Kapısız köyden gelen adam. Sana bir türlü kapıyı vurmayı öğretemedim. Vuruyoruz kabahat oluyor. Vurmuyoruz yine kabahat oluyor.
Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Tamam tamam, bırak şeyi de git hadi. Zaten canım sıkılıyor, bir de seninle uğraşmayayım. Söylersen belki ben bir çare bulurum Asım Bey. Canım adamı bir de telefon edeceğim. Adam bir tamirci. Ama çok gevezi. Açınca telefonu bir türlü kapatmıyor. Şu... Bunlar ne böyle? Ne Asım Bey? Çayların yanında niye ikişer tane şeker var? Hep öyleydi. Ha, bundan sonra öyle olmayacak efendim. Hayatta üç tane zararlı beyaz vardır. Bunları bana sayabilir misin? Zararlı beyaz mı? Evet. Bir tanesi beyaz eşya. Hadi saçmalama, ne ilgisi var beyaz eşya? Neden zararlı oluyormuş? Durmadan zam geliyordu onun için. Evleneceğim ama bu gidişle evlenemeyeceğim. Daha bir tane bile beyaz eşya alamadım. Bilmiyorsan ben sana söyleyeyim. Un, tuz ve şeker. İnsanın dişlerini çürütür. Yapış yapış her tarafa yapışır, leke yapar, sivilce yapar, şişmanlatır. Ya ondan sonra efendim su satır, su sarfiyatına neden olur. Baş ağrıtmasına cabası. Baş ağrıtması mı? Hiç duymadım. Çocuğun olursa duyarsın. Şeker diye öyle bir ağlar ki baş ağrısından çatlarsın. Her neyse. Bundan sonra her şeyin yanına yarım şeker konulacak. Sen bilirsin Asım Bey. Emrin olur. Telefon meselesini anlatıyordun. Ha evet. İşte adam yani bir konuşmaya başladım, iki saat esir alır beni. Hayır yani ben onu aramasına ararım aslında ama onun beni araması çok daha iyi olur şey açısından. Telefon parası ona yazsın. Evet yani ben konuşsam tamam. Öyle olmuyor ki. O konuşuyor, ben dinliyorum. Hem konuşma hem parayı öde. Bu sosyal adalet değil ki. Allah. Mektup yazın diyeceğim ama... Ya hadi hadi, sen git bana bir iki tane çöp kutusu getir, tamam mı? Bu telefonun derdine düştük, bugün çöp kutularını kontrol edemedim. Alo? Rasım Usta, ben Asım Asım, Kasım değil Asım Asım, evet, duyuyor musun beni? Aa ne kadar çok parazit var bu telefonda, ay 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 bak neler oluyor, aa, Rasım Usta, Rasım Usta, sen beni arar mısın? Bak sesini duyamıyorum, hızlandı, of kulağım çok fena oldu, lütfen sen beni arar mısın? Ha çok teşekkür ederim, ben kapıyorum, ha, oh. Ben çok akıllı adamım ya. Üstüm yok benim bağlı. Hadi ara artık ama ya. Bu muhakkak beni tanımadı. Tanıyamadı. Tanısıydı mutlaka arardı. Çok mu parazit yaptım acaba? Yeni bir şey bulmak lazım ama ne bulayım? Aa tamam. Çok akıllı, çok akıllı. Ne ala, otuz, ömrüç, ömrüç. Alo, Rasim Uslu ile mi görüşüyorum? Evet efendim, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben Asım Bey tarafından telefon ediyorum. Asım Bey, Asım Bey, evet. O bugün sizi aramış 3-4 defa, bir türlü düşünememiş. Ha bir defa düşürmüş ama o zaman da çok parazit varmış. Hayır paraşüt değil, paraşüt değil, parazit. Hani tıkır 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 bir şey olur ya telefonda. Evet. Şimdi sizden rica ediyorum acaba ona telefon edebilir misiniz? Biri aracı koydu. Evet. Evet aracıyım. Kimim? Aha bir dost, dost, dost. Evet tamam, bekliyorum telefonunuzu. Teşekkür ederim Rasim Usta. Sağ olun. Artık hiç kuşkum kalmadı. Bu gazetedeki en zeki adam benim. Hatta şehirdeki en zeki adam benim. Belki de ülkedeki en akıllı adam benim. Ya sen ne tuhaf adamsın be. Çok sepetini getirdim. Ya kapıyı vurmasın ya gidip masama vurursun tat 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 tat. Var mı içinde bir şey? Bu var. Ne var bakayım? Hale bak. Vay hainler. Gazeteme incir dikecek bunlar. Daha burada bak ne kadar var.
Hangi servisin çöpü bu? Alo. Rasim Usta. Evet. Bekliyorum. Bekliyorum. Çok akıllı adam bunlar. Çok. Alo. Başaracaksın. Oğlum. İyi günler. Nokta. Meslek hayatımın en zor mektuplarından biri oldu. Ama galiba başardım. Kamil yavrucuğum. Aklına kötü şeyler getirme. Gol atamıyorsan bu dünyanın sonu değil ya. Dünyada kaç milyar insanın hayatında hiç gol atamadığını düşünsene. Sen hiç olmazsa kendi kalene de olsa atmışsın. Yok, bu son cümle anlamsız oldu. Bunu atayım. Üzülme, top yuvarlaktır. Belki bu hafta senin kötü talihin de yuvarlanıp gider. Kendine güven, sağa demarke ol, plonjonlara dikkat, offside'dan çık, rakibini iyi tut, yeşili koru, bel kündesinden çırpmaya geç. Hadi abi. Bu güreş değil mi ya? Saçmalamışım. Efendim? Ha Sevda. Ha, hayır, gelmedi. Ha ben tamamen unutmuştum onu, biliyor musun? Ne? Evet. Gayet normalim, çok iyiyim. Bir derde çare bulmaya çalışıyorum. Evet, keşke baban şimdi gelse. Mendili var mı? Gözleri yaşarır. Senin peruk hikayesi nasıl gidiyor? Güzel. Tamam. Oldu. Samimi söylüyorum, çok normalim. Herhangi bir dünyalıya benziyorum. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Abi ne yapıyorsun? Asım Bey görürse mahvoluruz. Bilirsin israftan nefret eder. Aman canım bırak sen onu. Ona kalsa biz hiçbir şey yazamayız. Geçen gün Sevda'ya kullanmadığı fişleri vermiş. Haberi bunların arkasına yaz demiş. Neyse. Neyse ben şunları toparlayayım. Ha bu Hüseyin. Bahsettiğimiz kaleci. Memnun oldum Hüseyin Bey. Ben Abidin. Okurlar beni Gülşen abla olarak tanır. Bana bundan söz etmemişsiniz. Boşuna süslenmişim demek. Mantıklı bir açıklaması vardır herhalde. Neyse. Olayı daha fazla büyütmek istemiyorum. Oluyor. Bizim meslekte de oluyor. Savunma oyuncusu sandığınız biri karşınıza gizli santif olarak çıkıveriyor. Ha ne kadar güzel. Hüseyin Bey çok anlayışlısınız. Teşekkür ederim. Buyurun oturun lütfen. Evet. Şimdi biliyorsunuz konuşuyor. Kamil. Karşı takımın golcü futbolcusu. Golcü mü? Kamil. Kamil'in gol attığı sıralarda Pele hala top oynuyordu. Hatta o sıralarda savunma oyuncularına müdafi deniliyordu. Deplasmanlara ise zeplinle gidiyordu. Ama niye alay ediyorsunuz? O da sizin gibi bir meslektaşınız. Şimdi aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Düşünsenize son 10 maçta 63 tane gol yemişsiniz. Ve kalenizin arkasında 140 tane fotoğrafçı var. Karşı kalede hiç yok. Hayır. Olmaz. Sizin kalenin arkasındaki tribünler kara borsaya satılmış. Karşı takımın 2 numaralı futbolcusu arkadaşlarına yalvarıyor. Ne olur bir gol de ben atayım. Bir gol de ben atayım diye. Antrenörünüz sağ kenarından size sesleniyor. Hüseyin. Maçın bitimine 10 dakika kaldı. Bari 12. Hayır, bölüm. Hayır. 13.'yü yeme. 14'ü yeme Hüseyin. 15. Abi Hüseyin. Lütfen sus. 16. Abi lütfen. Ne istiyorsun benden abi sus. Size kader maçına çıkacak bir arkadaşınıza yardım etmenizi istiyorum. Bakın bana gönderdiği mektup. Neler yazdı dinlemek ister misiniz? Canımdan çok sevdiğim melek kalpli Gülşen ablacığım. Ablacığım adım Kamil ve golcü bir futbolcuyum. Daha doğrusu golcüydüm. 10 haftadan beri kendi kaleme attım. Neyse boş ver. Aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Buyurun siz okuyun. Mangal nerede abi? Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Ama abi müdür bey herkes çıktıktan sonra bütün çöp tenekelerini kontrol ediyor. Böyle 3-5 satır yazılıp atılmış kağıt görürse çok fena yapar. Evet. Akşam çıkmadan önce de bütün çöp tenekelerini kontrol etmekten bıktım. Neymiş efendim? Beyaz çöpler bir sepete, renkli çöpler başka sepete. Evet ama geçen ay en az kullanılan çöp sepeti başına konulan ödülü biz almıştık. Ödül mü? Ya. Ne ödülü? Kapağı açılabilen plastik bir briket. Ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Orada bir yerlerde duruyor. Arkadaşım. Zavallı Kamil. Dokunaklı değil mi? Evet. Bu hafta onlarla maçımız olduğu için seviniyorum. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum. Kalede çözmek için bir bulmaca kitabı bile almıştım. Ne kötü bir adamım ben. Ağlamayın Hüseyin Bey. Ağlamayın. Kamil'e yardım edebilirsiniz. Futbol bu. Her şey olabilir. Ne bileyim Kamil size bir şut atabilir ve siz de olur insanlık hali o sırada dönmüş top toplayıcı çocuktan mercimekli köfte tarifi alıyor olabilirsiniz. Ve bu arada gol olabilir. Ve bunun içindeki sizi kimse suçlayamaz. Çünkü herkes mercimekli köfteyi sever. Evet.
Kamil için bu hafta bir gol yiyeceğim. Bunu Kamil için yapacağım. Hayat memat meselesi. Ona hayat memat meselesi denir. Memat mı? Memat. O da ne demek? Neyse şimdi bunları geçelim. Kamil yeter ki bu hafta bana bir şut atsın. Bir şut atsın yeter ki bana Kamil. Gol atamıyorsa da şut atabiliyordur sana. Hayır. Atamıyor. Moral bozukluğundan aylardır şut bile atamıyor. Top yerine çimlere vurmuş. Federasyon bu yüzden karar aldı. Bütün sahadaki çimlerini yeniden yenilemek için. Hatta bir keresinde top yerine hakeme vurdu. Kenardaki reklam levhalarına vurdu. Hiç unutmam açık tribündeki pideciye bile vurmuştu. Yanlışlıkla. Bu iş oldu sayılır. Pazar günü Kamil'in hayatı normale dönecek. Bu yaptığınız çok yüce bir davranış Hüseyin Bey. Hayatımda ilk kez yüce bir davranış yapıyorum. Çok teşekkür ederim Gülşen abla. Pardon abi. Önemli değil. Ben alışığım. Hey, kimler var burada? Babacığım geldin mi? Ben buradayım hayatım. Ben de buradayım Sevda abla, ben de. Hey, ne yapıyorsun? Kaçsana kızı. Tuttum abi. Beni tutuyorsun Ziya. Pardon abi. Eğleniyorum şurada biraz. Eğleniyorum. Bırak et. Abi ne? Evet, büyük gün geldi. Başa daha çok var mı Ziya? Hiçbir şey bu kadar yakın değil abi. Bir an önce başlasa da stresten kurtulsak. Sen ne yapıyorsun orada? Gördüm, peruğu yedin. Ne var bunda? Yenebilir peruklarla ilgili bir araştırma yaptığımı söylemiştim sana. Canım aynı zamanda yenmediğini de söylemiştin. Ne bileyim, yazı ilginç olsun diye öyle yazıyorsun zannettim. Ama araştırmam sırasında aslında bunların yenebilir olduklarını öğrendim. Pişmaniyeden yapılıyorlarmış. Yakında tel kadayıf ve makarnadan yapılacakları da çıkacak. Denemek ister misin? Pişmaniye mi? Ben esmerlerden hoşlanırım. Pişmaniye ha? Hakikaten bunu kafasına takanlar var mı? Ne var bunda? Düşünsene, birlikte bir yemeğe gidiyoruz. Benim başımda pişmaniyeden yapılmış bir peruk var. Karnımız doymuyor. Ne yapıyoruz? Ondan koparıp yiyoruz ve karnımızı doyuruyoruz. Çok güzel değil mi? Şimdi birkaç tane fotoğraf çekmem gerekiyor. Ziya'cığım şunu başına takar mısın? Ne? Kesinlikle olmaz. Böyle hiç kimsenin benim kafama yiyecekmiş gibi bakmasını istemem. Ama Ziya, yüzün görünmeyecek ki. Bir tane fotoğrafa ihtiyacım var haberin yanında. Hadi lütfen. Benim prensiplerim var. Bunlardan bir tanesi de pişmaniye peruk takmamaktır. Peki Abidin, senden istesen bunu. Ziya, bir şeyler yap, pişmaniyeden. Maç başlıyor. Sayın dinleyiciler, şu anda maçın ikinci devresi oynanmakta ve durum 0-0. Allah kahretsin. Top Ahmet'te. Ahmet ceza sahasına yaklaşıyor. Sağında Kamil var, pas istiyor. Kamil'e ver! Ver Kamil'e! Ahmet çevresine bakındı, pas verecek birisini arıyor. Kamil yanında ama ona vermek istemiyor gibi. Başka bir arkadaşını aradı ama kimse yok. Orta yuvarlağın biraz ilerisinde rakip defans bastırıyor. Ahmet ellerini iki yana açtı. Ne yapayım, başka çare yok der gibi topu şimdi Kamil'e attı. Hadi Kamil! Kamil şut atabilir. Evet, topu düzeltti, sağ ayağını aldı ve o da ne? Kamil sağ ayağıyla top yerine kendi sol kulağına vurdu ve yere düştü. Evet, maçın 55. dakikası ve şimdi merkez stüdyolarımıza... Hepinize aferin. Gazete sizden haber bekleşin. Siz burada maç dinleyin. Üstelik de elektrik harcayın. Çıkar şunu fişten. Üçünüzde de bu akşam yemek yok, cezalısınız. Üstelik 3 gün boyunca yazacağınız yazılarda S harfi yerine yumuşak G kullanacaksınız, tamam mı? Ama Asım Bey, yumuşak G çok yumuşak. Senin yerini tutmaz ki. Ben adımı nasıl yazacağım şimdi? Evda, çok zor. Ben gidiyorum. Nereye? Maçın sonucunu vermeye. Evet. Ay, ne olur elini çabuk tut, uyanıyorum. Harika, çok güzel oldu. Tamam, şimdi çekmeye başlıyorum. Tamam, elini çabuk tut. Sinekler mi üşüşecek biraz sonra başıma? Kanepemi boşlukta çeker. Çok güzel. Şimdi biraz hareket etmeni istiyorum. Bir sürü poz çekeceğim, elimde bulunsun, tamam mı? İstediğimi tamam. Kullanırım. Biraz hareket et, arkanı dön. Saçlarını dalgalandır, dans filan et. Dans, çok güzel. Break dansı ne dersin? Bu sefil pedalın üzerine sevine sevine tepinirim. Çok güzel. Hadi bakalım, azıcık hareket. Evet, çok güzel. Saçların dalgalansın. Rüzgar var. Çok güzel saçların dalgalanıyor. Harika saçların var. Akdeniz'desin. Sımsıcak kumların üstünde. Sımsıcak. Masmavi denize doğru koşuyorsun. Ay, ya, ya, ya. Çok güzel. Çok güzel. Baba! Pişmaniye sever misiniz? Baba. Baba. Hiçbir şeyi açıklamak zorunda değilsin. Göreceğimi gördüm ben.
erkeklerin bazı belli durumlarda kadının sesi çıkararak konuşabileceklerini normal olduğuna kendime inanmıştım. Ama aynı erkek başında bir kadın peruğuyla kıvırtıyorken görüyorsam iş başkadır. Ben kıvırtmıyordum, dans ediyordum. Sevda, bu işi evde tekrar konuşalım. Çünkü evlilik çok kutsal bir müessesedir. Evleneceğin insanı daha normal insanlardan seçmelisin. Pişmanlığı sever miymişim? Ben normalim. Ben çok normalim. Normal bir insanım. Normal, abi, normal. Abi, anormal bir durum yok ya. Yok. Gel canım, gel şöyle. Sen merak etme, ben her şeyi hallederim, her şeyi düzeltirim. Hı. Sende ne haberler var? Stada kadar gittim. Stada mı? Evet, maçın bitimini bekledim ve çıkan seyircilerden maçın sonucunu öğrendim. Söylesene. 2-0. 2-0 mı? Allah kahretsin, yenildiler değil mi? Hayır, yendiler. Kamil'in takımı yendi ve gollerin ikisini de Kamil attı. Başardık. Kamil'i başardı. Sevindim. Sevinmesine de benim kafama takılan başka bir şey var. Ne oldu abi? Yoksa karşı takımı mı tutuyordun? Kamil'i kurtardık ama çok daha kötü bir şey yaptık. Karşı takımın kalecisine şike yapmasını söyledik. Ona duygusal baskı yaparak bile bile gol yemesini istedik. Kamil'i kurtardık. Peki ya Hüseyin? Doğru. Ama siz ikiniz yaptınız. Ben yoktum. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum. Keşke şu anda kapı açılsa da Kamil girse içeri. Gülşen ablacığım, ben Kamil. Ben Gülşen abla değilim o. Ablacığım size... O. Ablacığım size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Maç biter bitmez hemen koşup yanınıza geldim. Kamil Bey, ben size bir şey anlatmak zorundayım. Bakın, gazetede benim için yazmış olduğunuz yazıdan sonra kendimi çok ama çok iyi hissettim. Ve dedim ki, bak oğlum Kamil, başaracaksın. Başaracaksın Kamil dedim kendi kendime. Hayat Mehmet meselesi tabii ki bu. Ona hayat memat meselesi derler. Size bir şey anlatacağım. Bakın, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı 0-0 devam ediyordu. Ve ben tam ümitsizliğe düştüğüm anda yazınız aklıma geldi. Yazınız aklıma geldi ama doğrusunu isterseniz unutmuştum. Ama bunu bildiğim için yanıma sizin yazınızı almıştım. Şey, biz bir yanlışlık yaptık. Yani şey oldu. Bu ikisi yapmışlar. Bakın, ve hemen ardından birinci golümü attım. Ve hemen arkasından da ikinci golüm geldi. Müthiş bir şeydi. Ve kaleci Orhan'ın kaleye bakışımı görmeliydiniz benim golümden sonra. Orhan mı? Evet Orhan, kaleci Orhan. Onların kalecisi Hüseyin değil mi? Hayır, ben de Hüseyin zannediyordum ama Orhan çıktı birden karşıma. Neyse canım. Gülşen ablacığım. Eğer beni kulübe gelip ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Bu kartı size vermek istedim. Orada beni kime sorarsanız tanırlar. İzninizle Gülşen ablacığım. Çok sağ olun. Güle güle. Ya siz bu işten bir şey anladınız mı? Yok. Hiçbir şey anlamadım abi. Ha keşke şu anda bir telefon çalsa da. Efendim? Evet? Hüseyin, neler oldu Hüseyin? He? Evet. Tamam, mercimek köftesi. Hı. Ha. Richter ölçeğine göre mi? Hı. Ha. Bisiklet yaka. Vay. He. Ne diyorsun? Colorado Canyon. Oho. Tamam. Asurlular. Tamam. Oldu Hüseyin. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ay neler söylemiş olabilir sana? Meraktan çıldıracağım. Buradan çıktıktan sonra bizim ona şike teklif ettiğimizi anlamış. Ben takımıma böyle bir şey yapamam demiş. Ve hastalığı bahane ederek maça çıkmamış. Özür diledi. Hepsi bu kadar. Peki ya Richter ölçeği, Colorado Canyon'u, bisiklet yaka? Onlar önemli değil. Laf arasında geçti. Geyik muhabbeti. Her şey ne kadar yolunda gitti değil mi abi? Sonunda Kamil kendi kendine başarmış oldu her şeyi. Evet. Ama yolunda gitmeyen bir şey var. Babam.
Aman tanrım. Adam haklı. Aklıma geldikçe utanıyorum. Her şey o lanet pişmaniye peruk yüzünden. Nerede o? Başında abi. Ben yarım saattir kafamda evliliğime engel olan şeyi taşıyorum ve siz bana mani olmuyorsunuz. Şimdi ben bu peruğu... Bize bu akşam yemek verilmeyecekti değil mi? Evet. Kamil. 3 yıl hapis yattı. Tahliye olduktan sonra... Başka birini okudum. Kamil tekrar eski golcü hüviyetine kavuştu. Ceza sahası içinde hiç affetmedi. Sevda'nın babası. Bu bir Hint dizisi olsaydı eğer, Sevda'nın babası değil de meğer abisi çıkabilirdi. Ama bu dizide yine SB olarak kaldı. Yani Sevda'nın babası. Bir çare kim inanır ki?